günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Kars şehrinde anıya adanmış bir sergi düzenlendi. Artsakh Cumhuriyeti hükümeti Lübnan'daki Ermeni cemaatine 25 milyon Ermeni dramı tahsis etti. Ruben Safrasyan, Türkiye Lübnan'da Ermeni örgütlerine karşı yönelik sadık grupları yaratıyor. Birleşik Arap Emirliği ve Yunanistan ortak askeri tatbikatlar gerçekleştirecek. İsviçre, Erdoğan'ın protestolarından kurtulmak için yasa değiştiriyor. Batı Ermenistan'daki Van'ın 3000 yıllık geçmişe sahip yöresel lezzeti yok olmasın. Agunk.net'in Türk Kars Manşet gazetesine atıfta bulunarak verdiği habere göre, Batı Ermenistan'ın Kars kentinde eski Ermeni başkentlerinden anıya adanan bir sergi düzenlendi. Etkinliğin Türk organizatörleri, serginin başlığını kasıtlı olarak Türkçe'de hafıza anlamına gelen anı kelimesini seçti. Bilindiği gibi Türkler, Batı Ermenistan topraklarının gerçek sahiplerini unutturmak için kasten Ermeni yer isimlerini değiştiriyorlar. Aynı amaçla Ermenice Ahtamar'a, Türkçe'de beyaz damar anlamına gelen Akdamar diyorlar. Artsakh Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Haber Departmanlığından verilen bilgiye göre, Artsakh Cumhuriyeti hükümeti Beyrut'ta meydana gelen korkunç patlamadan etkilenen Lübnan'daki Ermeni cemaatine mali yardım olarak 2020 Devlet Bütçe Rezerv Fonu'ndan 25 milyon Ermeni dramı para tahsis etti. Artsakh Cumhuriyeti hükümetinin 9 Ağustos'ta Lübnan'daki Ermeni cemaatine özel bir uçakla Artsakh halkından Lübnan'a atlı insanı yardım gönderdiğini sizlere hatırlatalım. Aynı amaçla Artsakh Cumhurbaşkanı'nın talimatı üzerine bu yönde yürütülen çalışmaları koordine edecek özel bir komisyon da kuruldu. Doğu bilimci, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi akademisyeni, Doğu Bilimler Enstitüsü Müdürü Ruben Safrasyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Beyrut Limanı'ndaki korkunç patlamadan sonra yurttaşlarımıza sadece sözde değil, eylemlerle de yardımcı olmasının önemli olduğunu düşünüyor. Sputnik Armenia basın merkezinde Doğu bilimci Safrasyan, Orta Doğu'daki olaylara değindi. Doğu bilimci Ruben Safrasyan'a göre Türkiye son zamanlarda Lübnan'da faaliyet göstermiş ve Osmanlı geçmişine dayalı sözde sadakat grupları oluşturarak halk arasında kendini göstermektedir. Konuşmacı, Türkiye'nin bu faaliyetlerini Lübnan'daki yeni siyasi sisteme katılımını sağlama beklentisiyle açıklıyor. O, Türkiye'nin kendisine sadık gruplarını ve güçlerini yerel Ermeni cemaatine, Ermeni örgütlerine ve faaliyetine karşı yönlendireceğini apaçık görüyor. Safrasyan, aslında Türkiye'nin ulusal sözleşmesi Misak-ı Milliye'nin sınırlarının tam versiyonunu geri getirme sürecine çoktan başladığını kaydediyor. Bu da Türkiye'nin şu anda Lozan Antlaşması'ndan vazgeçtiği anlamına geliyor. Makalenin tamamını aravot.im'in 21 Ağustos 2020 tarihli sayfasında bulabilirsiniz. Associated Press Ajansı'nın aktardığı habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan, Girit Adası'nda ortak askeri tatbikatlar yapacak. Tatbikat, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de hidrokarbon rezervlerini keşfetmesi nedeniyle Atina ile Ankara arasında yaşanan gerginlik zemininde yapılıyor. Yunanistan yetkilileri askeri tatbikatların önümüzdeki hafta başlayacağını duyurdu. Böylece Yunanistan, Türkiye'nin eylemlerine karşı mücadelede uluslararası destek arıyor. Türkiye, defalarca İsviçre'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten birçok kişinin İsviçre'de cezalandırılmasını talep ediyor. Ermeni Haber'in yazdığına göre İsviçre Adalet Bakanlığı bu taleplerin üstesinden gelmek için bir çözüm buldu. Bu da devlet liderlerine hakaret etmeyi suç sayan yasayı değiştirmek. Adalet Bakanlığı Hukuk Komisyonu'nun kanunda değişiklik yapmak için çalışmalara başladığı kaydedildi. Komisyon, Erdoğan'ın protestolarından kurtulmak için anayasanın devlet ve hükümet başkanlarına hakaret etmeyi suç sayan maddesini yürürlükten kaldırmayı planlıyor. İsviçre'nin adli makamları son yıllarda Türkiye'nin adli yardım taleplerine çok zaman harcıyor. Batı Ermenistan insanının kıtlık zamanlarında çare olarak başvurduğu ve 3000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülen kavut tatlısı gün geçtikçe sofralardan siliniyor. Van'da yapılan ve 40 yıl süren kazı çalışmalarında 3000 yıllık geçmişe sahip olduğu ortaya çıkan tatlı genelde kavurga, bal ve pekmezden yapılıyor. Kavut tatlısı yine Batı Ermenistan'ın bir ili olan Sivas'ın Altınyayla ilçesi başta olmak üzere birçok köy ve kasabasında da yapılıyor.
Genelde kış aylarında yapılan bu tatlının yeni tatlı çeşitlerinin çıkmasıyla birlikte yok olmaya yüz tuttuğu düşünülüyor. Öte yandan kavut tatlısı Van ve Iğdır başta olmak üzere Batı Ermenistan'ın diğer bölgelerinde de oldukça seviliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hayrik Muratyan tarafından seslendirilen Şadah Ermenilerinin Ermeni halk şarkısı Eskişehir Aşnan Kişer adlı eseri sunuyoruz. İm yaroç kapakare are viceres narek lus nagiz astar deve astveriz kocak şarek İm yaroç kapakare. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.